Bugün biraz seni tanıyıp Almanya'daki yaşamını daha yakın mercekten bakıp neler yaptığını konuşacağız. Teşekkür ederiz bizimle Ben teşekkür konuştuğun ederim için. gerçekten. Öncelikle kim olduğunu, neler yaptığını, burada ne için bulunduğunu vesaire konuşmak istiyorum. Ben Neslihan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hemşirelik mezunuyum. 2 sene yakın oldu mezun oldu. Aslen Kastamonu Tosyalıyım. Okulum bittikten sonra böyle bir minik bir KPSS çalışma süreci geçirdikten, böyle de bol depresyonlu bir süreç geçirdikten sonra biraz gezmek için yurt dışına geldim 20 gün. O arada da Hannover'da bir hastaneye gidip gözlem yaptım. Sonra dedim ki sistem Almanya'da daha farklı. Acaba buralara mı gelsem? O şekilde yolum başlamış oldu aslında. Peki döndükten sonra ne yaptın? Nasıl gelmeyi hedefledin ve başardın? Dönmeden önce biraz araştırdım, hastaneyle görüştüm işte hani nasıl buraya gelebilirim falan diye ve gerçekten beni hiç tanımamalarına ve ilk kez orada bulunmama rağmen kardiyoloji servisinin doktorları bana inanılmaz yardımcı oldu. Böyle hepsi işte bana nasıl hemşire olabileceğimi anlatan dokümanlar falan verdi. Sonra biraz düşündüm, Almancam hiç yok. B2 Almanca olmak zorunda. Acaba nasıl Almanca öğrenebilirim kısmını düşündüm önce. Sonra Türkiye'de kurslar çok pahalı. Bir de Türkiye'de dil öğrenmek çok zor. Pratik yapamadığın için zaten gramatik bilsen bile konuşamadıktan sonra bir önemi olmuyor. Dedim Almanya'ya gelsem, Almanya'da hani bir dil Almanca burada öğrensem. Onun için de normal kursa gelirsem o da çok pahalı. Konaklaması işte vesairesi işin içine girince. Proje araştırdım. Gebze'de bir arkadaşım var. O İngiltere'ye au pair olarak gelecekti. O esnada Kübra işte Gebze'deki arkadaşıma söyleyince iyi dedim ben bir deneyeyim. Almanya'dan acaba bir aile bulabilir miyim? Sonra ailelerle görüştüm. Acenta üzerinden de acentaları var. Onlara başvurup orada üzerinden de aile bulabiliyorsun. Ya da Au site pair veriyor. için mi acentalar var? Aynen. Ya da Anladım. işte böyle siteler üzerinden de site üye oluyorsun, profil oluşturuyorsun falan oradan da bulabiliyorsun. Hangi siteler, ne tarz siteler? Direkt aupair.com, aupairworld falan o tarz siteler var direkt ismiyle. Ben aupair.com'a üye oldum. Profil oluşturdum, fotoğraflarımı vesaire koydum işte. Oradan aileler yazmaya başladı bana. Ailelerle görüştüm. Sonra vize alma süreci. Aslında vize alma sürecinden önce falan babayı ikna etme süreci. Şimdi şey böyle hani hemşirelik mezunuyum, okulum 1 sene erken bitmiş. Şey modundaydı. Yavrum sen hani nasıl bir delisin? Hani atanabiliyorsun. Bir de KPSS'ye girdim, puanım falan da yetiyor. Atanabiliyorum. Babam şey modundaydı. Hani seni gerçekten anlamıyorum. Hani atanıyorsun ama bakıcılık yapmaktan bahsediyorsun hani falan diye böyle kabul etmemişti önce. Ama sonra oturup konuşunca aslında amacımın bakıcılığın benim için sadece bir geçiş aşaması olduğunu ifade edip daha güzel bir şekilde anlatınca sanırım kabul etmek zorunda kaldım. Sen neden bu alternatifi değil de Almanya'ya gelmeyi, burada bakıcılık yapmayı ve sonrasında kalmayı düşündün? Hayatta olduğum süre boyunca hiç düz ilerlemedim hiçbir yoldan. Benim için hep sanırım bu biraz kişilik meselesi. Benim için hep böyle daha çetrefilli, daha alengirli, daha işte entrikalı yollar daha eğlenceli geldi hep. Au pair de benim için öyleydi. Yurt dışına bir 20 gün geldim. Prag, Budapeşte, Almanya üçgeninden sonra çok eğlendim. Mesela ona da ilk tek yoluma 3 sene önce başladım. Ege Akdeniz turu yaptıktan sonra. Sonra ikincisi yurt dışındaydı. Peki neden Almanya? Diğer ülkeler neden değil? Zaman ne getirir onu bilmiyorum da süreç. Almanya'da benim için bir geçiş aşaması. Çünkü Türkiye'den bir bölümden mezun olduğunuzda dünya genelinde kabul edilebilmesi çok düşük. Ama Almanya'da mesleği kabul ettirdiğin an bu dünyanın her yerinde geçerli. Geçerli Birçok oluyor, ülkesinde evet. geçerli. Benim buraya geliş amacım buydu aslında. Peki Almanya'da bu vizeyi alma süreci nasıl gelişti? Ya da ne kadar süreyle veriyorlar bu vizeyi? Ya da senden ne bekliyorlar? Yani nedir bu OP'yi biraz daha detaylı anlatabilir misin? Au pair şöyle, 1 sene boyunca bir ailede kalıyorsun, onun çocuklarına yardımcı oluyorsun, küçük ev işlerine yardım ediyorsun ve o süreçte de kursa gidiyorsun. Tamamen karşılıklı bir ilişki söz konusu burada. Vizede de şöyle,
belli başlı belgeler, hep o işte normal vizeye verilen işte diplomaydı, işte au pair aileyle yaptığın anlaşma, sözleşme, sağlık sigortası falan, bu tarz belgeler lazım. Özellikle Alman aile bulman gerekiyor. Ben Türk aileye geldim ama artık yasak. Gidecek Türk aile. Ya zaten programın amacında da kesinlikle Alman aile var. Hangi ülkeye gidersen oranın vatandaşı olmak zorunda. Vize işlemlerini hallettikten sonra bir sene, yani şöyle, bir ailenin yanına geliyorsun, ailenin çocuklarıyla ilgileniyorsun, onlara küçük ev işlerine yardımcı oluyorsun ve o esnada da haftada 3 gün kursa gidiyorsun. Genelde 3 gün, 4 gün o senin aileyle anlaşmana bağlı. Peki maddi şeyler nasıl oluyor? İki, Almanya için söylüyorum. Diğer ülkeleri kesinlikle bilmiyorum. Ben Almanya kısmını araştırdım çünkü. 260 artı 50 euro, yani 310 euro toplamda maaşın, harçlığın var. O 50 euro ailenin sana kurs yardımı aslında. 260 euro da senin geçimin. Peki bu çok az değil mi? Evet, az ama şöyle. Eğer bir evin olmasaydı vesaire zaten hiçbir şekilde yetmezdi. Ama o evde aileyle yaşadığın için fatura, kira gibi giderlerin olmadığı için her türlü sana yetiyor. Ama tabii biraz birikmişle gelmek mantıklı çünkü kurs ücretleri eğer Volksschule dediğimiz halk eğitim merkezlerine gidersen 288 euro falan alıyor 1,5 aylığı. O yüzden biraz ilk aşamada birikimle gelmek daha kolay ve daha şey Peki olabilir. bütün bu süreçte zorlandığın şeyler oldu mu ya da yeter artık istemiyorum ben gideceğim dediğin anlar oldu mu ya da tam tersi çok mutlu olduğun şeyler oldu mu? Neyi sevmedin, neyi sevdin? Yeter artık gideceğim moduna çok nadir bağladığım oldu. Çünkü bütün her şeyi kabul ederek, zorlukların farkında olarak geldim ben yurt dışına. Bir de hiç dilim olmadığı için zorlanacağımı biliyordum. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında yalnız, kimse yokken bir ülkeye geliyorsun. Bir kere bu çok zor. Hadi dilin olsa, normal Türkçe gibi, ana dilin gibi konuşabiliyorsan evet kolay, daha kolay olabilir sosyalleşme. Ama böyle bir şey mümkün olmadığı için, bende olmadığı için en azından ben zorlandım. İlk aşamalarda sosyalleşemedim. Bir de ilk gittiğim aile küçük bir kasabada yaşadığı için ekstra daha da zor oldu. Her zaman ulaşım yok merkeze, sıkıntılı falan. Avrupa'da özellikle buna çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle şehir merkezinde yaşayan bir ailenin evine gitmek çok mantıklı. Bir de benim aile değiştirme süreçlerim oldu. Onlar zaman zaman Avrupa'da böyle de bir sıkıntı olabiliyor. Anlaşamayabiliyorsun aileyle. O zaman aile değiştirebiliyorsun. Ama geri dönmek zorunda değilsin. Başka aile bulabiliyorsun. Kesinlikle geri dönmek zorunda değilsin. Hakların var. Çok rahat aile değiştirebilirsin. Önemli olan vizenin süresi Evet, galiba. vizenin süresi. Aynen, giriş çıkış şey yapabiliyorsun. Yani o aileden adresini taşıyorsun diğer aileye. Çok kolay. Peki bu 1 yıllık vize sonrası için planın neydi? Ne yaptın? Au pair benim için geçiş aşamasıydı. Sadece dili öğrenmek ve istiyor muyum, istemiyor muyum yurt dışında yaşamayı öğrenmek için aslında. Ben şu an tam o 1 yılın bittiği ve artık devamının başladığı süreçteyim. Hemşirelik mezunuyum ve söylemiştim, ana amacım buraya gelişimdeki ana amaç mesleğimin bütün dünyada Bir yere geçerliğini değinmeyi sağlamak sağlamak. ve yabancı dil öğrenip yurt dışında yaşamak. Hemşire için de burada kesinlikle B2 sertifikanızın olması gerekiyor. Ve mesleği tanıtmak gerekiyor. Geçerli mi, değil mi? Eğer geçerli değilse, ki genelde bir üniversite mezunuysanız Türkiye'den genelde geçerli. B2 Almanca olduktan sonra ülke genelinde sağlık elemanına ihtiyaç olduğu için alıyor. Şu an mesela ben bir hastanede iş buldum. Vize çalışma izni almaya çalışıyorum. Ama tabii ki de hemşire olarak başlayamıyorum. Hemşire yardımcısı sıfatıyla başlıyorum. Ama bu bile benim için çok büyük, çok güzel bir aşama. Peki şu an dil konusunda neler yaptın? Yani geldiğinde sıfırdın, hiçbir şey yoktu. Şu an ne aşamadasın? Geldiğimde gerçekten sıfırdım, hiçbir şey anlamıyordum. Şu an daha güzel. Şimdi bir konsolosluğa gittiğimde, hastaneye gittiğimde en azından hastaneye gidip iş bulabildim. Kabul alabildim bu sayede. Ama şu an B2 sertifikam yok. Benim B2'yi almama 2 seviye daha var. Nasıl başladım peki B2'yi almadan, nasıl onay aldım hastanede? O biraz benim şansım oldu. Bir de gidip görüştüğüm için sağ olsun şef, halledebilirsin, biz inanıyoruz deyip desteklediği için o sayede kabul aldım. Ama kesinlikle B2 gerekiyor. Çok güzel. Peki bütün bu
süreçleri özetlersen, kafanda genel olarak düşünürsen, söylemek istediğin ilk cümle ne oluyor senin için? Ben çok mutluyum, çok zor zamanlar geçirdim ki tanıştığımızdan beri sen de biliyorsun. Ama geriye dönüp baktığımda beni gerçekten inanılmaz derecede geliştirdi ve benim için önemli olan kişisel olarak. Bir CV'den ziyade kişisel anlamda, tecrübe olarak kendime bir şeyler katabilmekti. Çünkü yola çıkma amacım buydu. Ve çok değiştim. Geçen seneki yazdığım yazılara, günlük ya da işte Instagram'ı günlük olarak kullanıyorum. Onları okudukça falan böyle çok şey geliyor. Çok mutluyum o yüzden. Kendimce çok zorlandığım, çok bunaldığım, çok sıkıldığım dönemler oldu. Çok yalnız kaldığım dönemler oldu. Ama neticesinde çok şey istediğin yerde, istediğin yola devam ediyorsun. Peki bir de senin otostop maceraların, bir patireil maceran, interrail maceran, bir sürü maceran var. Biraz bahsetsene. Belki o da başka ilhamlar yaratır insanlara. İnterrail Türkiye, benim buradan bütün arkadaşlarıma ve Sami'ye çok selam söylüyorum. Yaklaşık 4-5 sene önce gördüğüm bir Facebook grubu. Şu an Campfire ve Patireil adminlerinden bir tanesiyim. O da şöyle oldu. Bir gün üniversite son sınıf, son yaz okulu. Çok gezmek, seyahat etmek istiyorum ama otobüs biletleri çok pahalı. Kimse benimle gelmiyor, arkadaşlarım hepsi başka bir işi var falan, yalnız gideceğim. O esnada böyle Facebook'ta dolaşırken sağda bir otostop rail gördüm. Dedim ki bu ne grubu acaba, Allah Allah, bir gireyim iyi olayım falan. Sonra baktım bunun interraili var, couch raili var falan. Otostop raili iyi olduktan sonra, kabul aldıktan sonra baktım insanlar otostop çekiyorlar Türkiye'de. Aa dedim, o zaman ben de çekebilirim tek başıma. Bir Ege Akdeniz rotası yapmıştım ama otobüsle yapmıştım. Bütün kağıdı yırttım. Aynı rotayı otostopla çıkardım. Yaklaşık 10 kişiden 9'u mümkün değil. Yani Türkiye'de asla yapamazsın moduna bağlı. Yok dedim ya, ben yapacağım bunu. O esnada Anıl Ünlü diye bir arkadaşım var. Buradan da selam söylüyorum. Şu an Hindistan'da gezmek en kolay diye bir hesabı var. Dünya turuna çıktı. O esnada o Norveç'te dedim ki ben otostopa başlıyorum kadın başıma, ne diyorsun? O beni çok destekledi, onun gazıyla yola başladım. 3-4 sene oluyor. Çıktığım ilk, yani parmağımı Eskişehir'den kaldırdığım andan itibaren kendimi burada buldum. Sonra Norveç otostopu, Danimarka, İsveç falan derken inanılmaz ufkumu geliştirdi. Yani çok hani şey gördüm ben, o hani bir önyargı var ya kadın başına. Bırak otostopu, birçok şey yapamıyorsun zaten. Ama benim için artık dünya öyle değil. En azından artık kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğimi, kendi başıma seyahat edebileceğimi, kendi başıma birçok şey yapabileceğimi öğrenmiş oldum bu sayede. Kendine başka kapılar açmak isteyen insanlara söyleyeceğin şeyler var mı? Hayal ettikten sonra bunu gerçekleştirebiliyormuşuz. Çünkü şuradan anlıyorum, yıllar önce belgesel izlerken kutuplar çıkıyor, kutup ayıları, pervaneler falan. Babamın bir gün dedi ki, bak bir gün dedim ben buralara gideceğim. Babam dedi ki ya yavrum falan böyle. Şimdi mesela babama ben dünya turu yapacağım dediğimde tamam, tamam diyor yani. Rota, kafandaki rota planı ne diyor. Ve geçen Norveç'e giderken tek başıma gideceğimden, otostop yapacağımdan hepsinden haberdardı babam. Ve şöyle bir mesaj attı bana yola çıkmadan önce. Kızım lütfen insanların olduğu yerde kamp yap. Bu benim aslında... Temel neleri çok değişmiş. Bu benim aslında 3 senelik yolun özeti, babamın o mesajı. Çok babamın güzel. Geçirdiği değişimle aslında kendi dünyamı ne kadar değiştirdiğimin farkına vardım. Üniversitede şu an bu videoyu izleyen üniversitede olan arkadaşlar varsa, üniversitede olmanın imkanı kesinlikle çok iyi değerlendirsinler. Dil eğitimine çok önemli. Lütfen hayallerinize önem verin, değer verin. Bir de bizim klasik mottomuz yola çık. Gerçekten yola çık. Evet. Ben çıktım, deneyimledim. Hiçbir şekilde kapalı değil. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim sana. Bu bizim ilk videomuzdu. Senin de bizim de mutlaka hatalarımız olmuştur ama ben çok keyif aldım. Ben de gerçekten çok eğlendim. Seyahat hikayeleri de çok severek, blogumuzu çok severek takip ediyorum. Instagram hesabımızda, bloglarımızda. Benim de Instagram hesabım Mavi Bukle. Seni takip etmeyi isteyenleri de tabii evet, buradan söylemiş olalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.